Evet, yarışma için birazdan başlıyor. 7 olmadığı için sizi bekliyoruz. Şuralar boş, bak otur. Oturmayacaksınız zaten. Otur, boş yere otur. Evet, tekrar açıklıyorum hızlı bir şekilde. Vaktimiz doldu, hava soğuk. Elimde bazı kağıtlar var. Bunları sizlere dağıtacağız. Evet. Daha anlatmadım. Anlatabilirsem. Evet. Dağıtacağım sınavdaki gibi. Başlamayın hemen. Herkes aynı anda başlasın. Şimdi Fadime ve Taner. İkiniz erkek ve kızlara dağıtalım. Ama yarışmaya başlamıyoruz. Alabilir. Şeye, ona da verebilirsin. Herkese dağıt. Evet, yarışma başlamıyor. Zaten başlayamazsınız. Ha, oynamak isteyenlere dağıt. Yeterli getirdim. Zaten başlayamazsın, olayı bilmiyorsun. Bir dağıtım olsun. Evet, birazdan geziye dair, birbirinizi tanımaya dair bir etkinlik. Kağıt inceleyebilirsin. Ama açıklama yapmadan harekete geçmen zor olacak. Var mı başka? Evet, isteyenler. Şurada var mı isteyen? Evet, ver ver ver. Başlamıyoruz, başlamıyoruz. Başka kıza açıklayacağım. Fazla kalem var, verelim. Evet, bitti mi? Evet, şimdi dinle beni. Elinizdeki kağıtlar birbirinizi en iyi tanıyanın kazanacağı bir sınav olacak. Burada sorulan soruları burada bulunan arkadaşlarınıza soruyorsunuz. Örneğin ana dili hariç iki dil bilen belki burada bir ya da iki kişi var. Ona geliyorsunuz, soruyorsunuz. Yalnız bir kişiye gittiğinizde bir daha ona gitmiyoruz. Aynı sorunun cevabını aynı kişiden birden fazla alamıyorsun. Artı altında hangi diller yazmış? Bütün bilgileri yazıyorsun. İlk 10 soruyu en hızlı tamamlayan kazanır. Tekrar söylüyorum, burada 10 soru var. O 10 soruyu kendin hariç. Evet, bir kişiden bir sorunun cevabını alabiliyorsun. Olmuyor. Evet, ikinci soruyu başka kişiden iptal olur. Kendini de cevaplayamıyorsun. İkinci kişiden bir daha alamıyorsun. Evet, yarışma başlıyor. Başla. İlk bitiren kazanır. Başladı. Oturamayacaksınız dedim. Oturanlar. Evet, siz ne yapıyorsunuz? Şunu bir tutar mısın? Şuraya çıkayım. Evet, gençlerimiz şu an gezi tombalası oynuyor. Evet, bakalım yarışmanın galibi kim olacak? Evet, bana da bir soru hakkınız var. Sorabilirsiniz. Evet, iki tane. Arapça ve İngilizce yazabilirsin. Ya burada benimdir ya da o Filistinlidir. Yok. Sizin 7 şehir görmüşü yazacağım. Kesin görmüşsünüz. Neyi gördün? 7 şehir. Onu gören bir sürü kişi vardır burada. Siz daha iyi gördünüz. Tamam. 3 tane misin mi istiyor? Hı-hı. İşte yaz. Afyon, Eskişehir, Pitaya. Evet, şu an canhıraş bir şekilde, hummalı bir şekilde kişiler birbirlerini tanıma adına oyunumuzu oynuyorlar. Evet, enteresan sorular var. Bir bakabilir miyim sorulara? Evet, sorularımız burada. İşte ana dili hariç en az iki dil bilen, Kütahya Ulu Cami, Kütahya Kalesi'ni gezen, en az 7 şehir görmüş, otostopla gezmiş var mıdır acaba? Yurt dışına çıkmış, tesbih, güneş ay tutulma ve teheccüd namazı kılmış. Bir müzik aleti çalan, ismin baş harfi seninkiyle aynı, hediye vermiş kime, çiçek ve ağaç dikmiş. Evet, enteresan sorular değil mi Elif? Katılmadığına pişman gibisiniz. Evet, ilk dolduran. Evet, şu an hummalı bir yarış devam ediyor. Evet, şu masaya bir bakalım ne oluyor. Bu masada canhıraş bir mücadele. Evet, bu masada durumlar nasıl? Senin keyfin yerinde bakıyor. Yarışma. Patron gibi oturuyor. Bütün bilgiler bunda mı? Biliyoruz.
Müzik var var eski şey. Adın ne? Halit. Yurt dışına çıktın mı hiç? Evet. Hadi kaç tane adım. Ona göre yurt dışı Türkiye oluyor zaten. Oo hepsine gitmiş Brezilya. 10 tane adım. Evet. Adı B ile başlayan var mı B? Hediye verdin mi? Adı B olan kıymete bindi. Derya sen ya oynamıyor musun? Evet. Aynı başlayan birden vardı. Adı neydi başlayan? Kanka hocam benim bitti. Evet ilk getiren buraya gelsin. Dur şuraya çıkayım. Bir dakika bitmiş mi? Evet sırayla alacağım. Adını yazdın mı? Ya yazıyorum. Hocam bu adını yazdım. Elenirsen ikinciye geçecek. Bakacağız. Tamam. Hocam bazıları heyecandan şey yazmış. Mesela Beyza piyano çalmış. Bu Beyza ile bu Beyza aynı değil. Bu Beyza ile şurada tanışsın. Diğer Beyza ile şurada tanışsın. Bu Beyza ile de soyadını yok. Ama buraya yazdım yani. Ama soyadlarını sor öyle anlayamaz. Hocam, hemen soyadlarını teyit et. Hocam siz tutun mu? Heh. Böyle olmaz. Ayırt edemeyiz. Esra ne? Bu sadece at yazanlar kabul değil. At soyat. At soyat. Sadece at. Evet at soyat birlikte olacak. Sadece at. Bir sürü at var. Doğru değil mi? Hakemler siz jüri olun. Evet. Haklısınız hocam. Şunu tutar mısın? Ya nasıl dikmesin ya? Evet, sadece at kabul değil, at soyat. İsimlerde at soyat önemli. Sadece attan bir şey anlamayız. O hiç kimse de bana sormuyor ha. Bitti mi? At soyat mı yaptın? İsimler at soyat olacak. Hocam isim yazmışsınız. Hocam soyad isim yazmış. Soyadları da sor, soyadlar. Hocam ben hocam mümkün değil bulamam buyurun. Ya böyle hocam, nasıl ayıracağız Emine, Melda? Hocam bakın soy ismi yazmışsınız. Bak soy diyor bak Beyza sarı sakal. Burada Beyza'ya karışmasın diye Beyza dostum. Hocam kızı 5 dakikada buldum buyurun. Seni 2'ye alacağız. Hocam beni niye 2'ye alıyormuş? Hadi. Hocam ben bilirim. Sen soyadları hocam, şey yaptın. Hocam ben tamam. Maşallah. Bayağı oldu ve ben elendim sanmıştım geri gittim. Bir de ben size hizmet ettim onu gözümde. Evet eyvallah. Ödül ne bu arada? Vallahi bir kupa bardak var ama. Biz fakir ilke üniversite olarak. Ha isim yazmadıysanız bilemeyiz. Üçüncü kağıt. Ama geri üçe koyalım. Şuraya üçe koyalım. Tamam. Üç benim. Orada beş üç. Hocam birazcık kötü yazmışım ama isim yazayım mı? İsim yazdım. İsim tabii. Kağıtlarda adınız soyadınız olsun. Nereden bileceğim? Hocam biri çekiyorum ben bir sigara için. Çek. İsim soy ismini yazmadım. Nasıl bileceğiz isim soyad? Hangisiydi? Özür. Hangisi? Nereden bileceksin? Nasıl kahverengili? Hocam. Ben birazcık Arapça gibi yazdım. Neyi? Hocam ben adımı yazdım. Ha? Adımı yazdım. Ya adınızı hepsi karışıyor birbirine. Dur ben şu versin. Ben biliyorum yazımı. Sen en son mu? Ben yazdım da çok kötü yazdım. Sen olur mu? Yazımı biliyorum. Biliyor musun? Kaçın sıradasın? Beyim. Bak bozacaksın hepsini. Sen şu Melike'nin önüne. Şuraya mı? He, o da senin önüne. Allah Allah bir at soyadı yazmıyorlar ya. Şu en arkaya şöyle düz ver. Ha? Dur. Geçebilir. İlan edeceğiz ama. Evet biri getiriyordu ne oldu? Evet bu kadar yeter herhalde. Seninki hangi aradaydı? Şu an sondan 2 mi? 3 şu 3'ten sonra şöyle ayırmışım. Oyun sonu canavarı gibi herkese soruyor. Evet, bu kadar yeterli. Herhalde bir tane birinci çıkar. Sadece oyun ihlali varsa iptal edebileceğiz. Evet, ilk birden başlıyorum. Diğerlerini sen al sırayla. Evet, şimdi bakalım. Birincisi Beytullah. Kural ihlali var mı yoksa birinci seçilecek. Beytullah. Ana dili hariç iki dil biliyor. Eğer Esra iki tane çıkarsa burada iptal olur. Çünkü hangi Esra bilmiyoruz. Evet burada ama iki hocam, Esra var mı? İsim mi yazıyor sadece? Sadece isim yazıyorsa sadece isim yazarım. Çünkü birine isim soy isim yazıyor. İsim soy isim yazan isim öyle mi? O zaman haklı olursun. Nerede? Şurada isim soy isim yazıyor bakın. Soyadı ne?
Sarı sakal. Ha, Beyza, o zaman sarı sakal. Haklısın, evet. Sarı sakal oğlu hatta. Evet. Kimsenin baş harfi G ile başlamıyor. Ben kabul etmiyorum bu oyunu. Evet. Esra kim burada iki dil bilen? Ben iki dil bilmiyorum yani. Sen Esra mısın? Hocam dedim ben ona İngilizce biliyor mu biliyorum dedi. Türkçe ve İngilizce iki dil. Aa, o hile. Ana dil hariç. Ha, pardon, Arapça biliyorsun dedim. Tamam, Arapça ve İngilizce dedim. Tam olarak demedin ama Arapça ve İngilizce biliyorsun. Hocam tam olarak bilen vardı. C1 İngilizce, C1 Arapça. Gelsin kapışa. Aa, burada bir ihtilaf var. Burada. Ama diğer kağıtlara çıkarsa? Çıkarsa eleriz. Evet, hemen şöyle hızlı ne yaptığına bakayım yine ama bu elenir. Tesbih, güneş, ay tutulması. Ali kim? Ali. Ali 10 kere güneş, 10 kere teheccüd namazı. Hocam hayatımda hayatımda diyor. Evet, bu arkaya gidiyor maalesef. Zaten seni üvesine mükafat ikinci sırada. İkinci sırada at yok. Bu elenir. İki kimse elendi, adını yazmamış. Göremiyorum yani. Kim? İkincisi veren sen misin? Elendin. Evet, 3 Beyza yazıyor. Hangi Beyza? Ha. Evet, çalışanımız inşallah. Yaklaş, heyecanı arttır. Evet. Ana dil hariç iki dil biliyor. Emcet olur. Evet, Emcet. O biliyor dil. Emcet sattım. Halit ne demiş? Halit burada kim? Bizim Halit mi? Evet. Kütahya Ulu Camisi. Kütahya Kalesi gitmiş olabilir. En az 7 şehir. Emin. Emin kim burada? 7 şehir gitmiş. Otostop yapmış Halit. Emin duydum. Otostop yapmış. Evet, yurt dışına çıkmış. Kim? Emcet. Bu da elenir. Evet, aynı isim iki defa yazılırsa elenir demiştik. Bu da elendi. Kusura bakmayın. Evet. Hasibe aktı. Hasibe kim? Hasibe? Evet, Hasibe'ye geldik. Evet, ana dil hariç iki dil demişim. Sen bir dil yazmışsın. İngilizce, Arapça biliyor. Biliyor da yazmamışsın. Bir yazmışsın oraya. Bu da elenir. Evet, Elios kimse alamayacak mı? Ama kural Zehra, sıra sende. Elendim ben. Yani yeter diye düşündüm ama bu gidişte yedeklere gireceğiz galiba. Bak, arkadaşına veriyorsun sırayla. Vermek isteyen versin. Zehra, Saliha iki dil demiş. Türkçe, Arapça. Türkçe ana dil olmaz. Buraya yazmışım ana dil. Arkadaşlar herkes eleniyor. Melike Arslantaş. Evet, Melike ana dil demişiz. Kim bu? İsim yazmamışsın. Yazdım, hayır. Tamer. Arapça, Kürtçe. Tamer. Evet, Tamer. Ha, bizim Tamer mi? Evet. Arapça, Kürtçe. Kürtçe senin ana dilin mi? Evet. Ana dilin. Ana dili hariç. Türkçe ama. Ana dili Türkçe. Ana dili hariç iki dil. Sen burada Kürtçe yazmış, onun ana dili Kürtçe. Hayır, Türkçe olsun. Ama kendi dedim. Herkes duydu. Ana dili Kürtçe değil mi? Evet, evet. O zaman elendin. Yani, hocam, hayır, evet, bu da elendi. Hocam, ben, daha ilk maddede herkes eleniyor. Bu nasıl iş? Hocam, ben de soruyu biz tamamlamadık. Tekrar yapalım. Evet. Bu kim? Murat. Bizim Murat mı? Murat ne yazmış oraya? Murat. Nerede o Murat? Sen mi bu garip? Kesin sensindir. Evet. Ana dil. Ne yazmışsın? Anlaşılmıyor ana dil. Halit, Malit. Daha Halit buraya yazılacak. Yanlış yere yazmışsın, ismi yazacaksın. Seninki de elendi. Anlamadım ki kimsin yani. Evet, şuralar boş bak. Bakabilir miyim? Ha, bak al. Arkadaş yanlış anlamış. Evet, bunların hepsi elendi. Hocam, onları bir kere daha kontrol edecek misiniz bunlar olmazsa? Yani hocam, bir şey diyeceğim. Evet, kağıtları verin. Bu gidişte herkes elenecek. Şansını... Şu an geçti, bitti. Şu an bitti. Vermek isteyen versin. Evet, şimdi... İkinci sıra mı? Evet. Evet, şu an yarışma bitti. Getiren, sonradan ekleme yapmayan getirsin. Evet. Şimdi Zeliha Turgut, o kim? Zeliha. Evet, Emcet hangi diller demiş? Filistin. Filistin'de bir dil yok. Filistin'de bir dil. Daha ilk maddede eğleniyor herkes ya. Bu nasıl iş? Evet, Nisanur Karaca nerede? Evet, Nisanur. Sibel layık. İki dil biliyor demiş. Kim Sibel? Evet, iki dil bilen. Evet, biz insanın
şeyini yorumlayamayız. Evet, buralar ziyaret etmiş Emine Aşçı Özkanat. Kaç kere? Bir kere. En az 7 şehir görmüş. Otostopla dolaşmış Halit Eskişehir. Yurt dışına çıkmış Taner Aydın. Bosna Hersek, biliyorum, Bosnacı. Tesbih namazı kılan Muhammed Can Çatal bir kere. Ya da güneş tutulması, bilmiyorum. Evet, bu iyi ilerliyor. Bakalım geliyor mu? Evet, arkaya koy. Evet, bir müzik aleti çalan Bestami. Flüt. Flüt ne? Ha, flüt. Hayır, flüt sayalım. Evet, isminin baş harfi seninkiyle aynı. Nuran. Senin isim neydi? Nisa. Soyadı ne? Azboy. Evet. Bu da doğru. Son iki tane kaldı. Bakalım Nisa Nur sonuca gidiyor mu? Hediye vermiş. Kime vermiş? Esra Gökhan. Esra Gökhan kim? Evet, sana hediye verdi mi? Ha, sen kime hediye verdin? Buraya yazılan. Hocam formamışlar. Ya hocam. Hocam düşer. Hocam. Hocam düşer hocam. Yok, kime? Yanlış yanlış. Ne hediye verdin? Ne hediye? Yok, isim değil. Senin adın Esra Gökhan. Ne hediye verdin? O ne yazıyor? Doğru değil mi? Evet, son soru. Çiçek veya ağaç dikmiş. Derya Aktepe'li. Ne dikmiş? Tarlaya fidan dikmiş. Evet, şu an. Hocam. Ben soyadımı yazmış be. Soyadımı yazıyorum hocam. Evet, Bestami yazıyor. Mustafa Bestami. Soyadım Bestami değil ki. Yok, zaten isim yeterli bunda. Demin tartıştık onu. Evet, bu yarışmanın galibi Nisa Nur. Tebrik ediyor. Sıra gelmedi. Evet, ödülü arabada vereceğim. Araçta kaldı. Diğer bir hediyem daha var. Evet, teşekkür ediyorum. Hemen şu kuyu başına gidiyoruz. Orada kısa bir anlatım. Evet. Birinci olan kim? Birinci olan kendi.